boş alanlar var. Şu anda Karacan... Yok yani sorun olarak başlıklarda ne var işte? Şimdi bu toplantıdan sonra çıkacak başkanım. Nasıl? Bu toplantıdan sonra şimdi not alındı, hepsi çıkacak yani. Notlarımızı yazdık başkanım, herkesin sıkıntılarını. Onlar şey yapacağız. Abi altıda dediğiniz gibi erken mi başlattınız? Yok bu ayrı toplantı. Bu ayrı toplantı başkanım. Siz ilçe başkanların merkez ettiren mutlaka ayrı toplantı yaptık. O Bülent Bey'in organizasyonu ona katılacağız inşallah. Beraber yapacağız. Yani o toplantı, o toplantı. Karışı toplantılar birbirine. Kardeş toplantı. Ben teşekkür ediyorum. Ahmet Başkan. Sen orada niye öbürü? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aramızda konuşmayalım. Toplantıyı bitireceğiz. Zeminle çatıya karıştıraydın ha bu işi sen. Abi aramızda konuşmayalım, bitireceğiz. Şimdi öncelikle madde madde gidiyoruz. Barış Demirci, CHP ilçe başkanı demiş ki, kura çekimleri hayırlı olmamıştır demiş. Yusufeli ilçesinin yaşayanlara pozitif ayrımcılık sağlanmalıydı demiş. Dışarıdan gelip hak sahibi olan insanlar var demiş. Bunun yeniden güncellenmesi gerekiyor demiş. Buralarda mahalle kültürü yok edildi demiş. Belediye başkanı sürecin baş aktörüdür demiş. İktidarın gücünü kullanarak bürokrasiye baskı yapıp adaletin ilan edilmesine yol açmıştır demiş. Doğrudur değil mi başkanım söyledikleri? İki yıl yeni yerleşim yerine taşınılamaz diyor CHP ilçe başkanımız. Yine halkın istekleri desteklenmemiş. Şirketlerin istekleri desteklenmiş diyor. Şirketler desteklenmiştir diyor. Hak sahipleri yeniden gözden geçirilmelidir diyor. Beceremeyenler bıraksın gitsinler diyor görevlerini. Sürece diyor muhalefet partileri dahil edilmemiştir diyor. İyi şeyleri sahipleniyorlar iktidar diyor. İyi şeyleri sahipleniyor. Kötü şeylerin sahibi yok diyor CHP ilçe başkanımız. Ardından yeniden Refah Partisi ilçe başkanımız demiş ki Yusufeli'de siyasetçiler Kadir Topbaş, Faruk Çelik gibi siyasetçiler kullanılarak Yusufeli halkı susturulmuştur diyor. Komisyon kurulup derhal yetkililere bu komisyon gidilecek, gerekirse kapılarında yatılacak diyor. Yatacaklar bu komisyon diyor. Yine Recep Akyürek İyi Parti ilçe başkanımız yetkililer söz verdiler, sözlerinin hiçbirini tutmadılar diyor. Zemin katlar diyor ikinci bodrum sayılır diyor. Yani zemin kat dediklerimiz şu anda diyor. Şu anda zemin kat olarak çıkanlar aslında ikinci bodrum diyor. Yani bodrumda değil de bodrumun bodrumu diyor. Öyle isimler kurulmalı diyor. Kuralarda diyor komşuluk, akrabalık gözetilmedi diyor. Akrabaları birbirinden ayırdılar diyor. İnsan muamelesi görmüyoruz diyor. Bizi kimse düşünmedi diyor halk olarak Yusufeli insanını. Biz Yusufeli için siyaset yapıyoruz diyor. Genel siyaset yapmıyoruz diyor. Yine Recep Başkan. Belediye başkanı ve il başkanını istifaya davet etti Recep Başkan, İyi Parti ilçe başkanı. Mitingler yapılmalı, sesimizi duyurmak için daha çok toplanmalıyız diyor yine. Miting tarihleri belirleyelim diyor. Bunun da belirlemesini yapalım en son maddede. Yeni alanların açılması gerekiyor. Bu alanlarda da yeni çalışmalar yapılması gerek diyor. Teşekkür ediyoruz Recep Başkanımıza da. Başkanım bir cümle müsaade eder misiniz? Tabii buyurun. Şeyi unuttum, notlarıma bakarken gördüm de arkadaşlar, aynı durumu Hasankeyf'te yaşadı. Hasankeyf'te ben gittim gördüm. Belediye başkanı AK Partili oranında. Mahalleye taşıma ikilisi mi var? Yok. Belediye başkanı AK Partili, emir gelmiş Ankara'dan, emniyet yukarı taşınmış. Tarım ilçe yukarıda. Yani kurumların hepsi yukarıda, bir tek belediye aşağıda. Belediye kesinlikle yukarı taşınmamış. Halk neredeyse ben oradayım demiş. Tavır koymuş. İstediklerini alana kadar belediye yani iki tane Hasankeyf var. Yeni Hasankeyf'te devlet. Eski Hasankeyf'te belediye ve halk var. İkiye bölmüşler. Adam bir yıl çıkmadı, direndi. Birçok isteği yerine geldikten sonra ancak yukarı çıktı. Ama bizdeki belediye başkanı da 9. ayda ilk ben çıkacağım diyor. Kime hizmet edecekse orada. Bu şeyleri anlamak lazım. Oradaki de AK Partili belediye başkanı, buradaki de AK Partili belediye başkanı. Yani o mu çok büyük bir adam, yoksa bizimki mi çok küçük bir adam? Ben onu da anlayamadım. Teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ederiz başkanım. Ahmet Başkanım buyurun. Oturak
konuşuyoruz. 5-10 dakikaya toparlıyoruz. Son. Mehmet Başkan son konuşmacı bitmek üzere. Arkadaşlar, benden çok yukarıya yeni ilçe yerini gezen olmaz herhalde. Hiç haftada bir gün çıkardım. Ama ben de bir suç kendimi suçlu kabul ediyorum. Neden kabul ediyorum? Oradaki binaların boyasına aldandım herhalde. Diş görünüşüne aldandım. Vatandaşa bir şey söyleyemedim. Ama içeriye girip gezemedim, göremedim. Çünkü kapılar kilitliydi ve içeriye bırakmadılar. 6 gün olmuş kura çekileli. Hak sahibi olmuşuk. Şu anda bugün dahi oraya gidip kendi daireni, kendi şeyini göremiyorsun. Ne sokak numarası var, ne kapı numarası var, ne de şey var. Yani bina var ama içeri girme şansın yok. Orada bekçi bırakmıyor. Bekçiyle kavga ediyorsun. Polisi çağırıyorlar. Ben bizzat kendim yaşadım. Bu nereden çıktı? Kuralar ki çekildi. Zeminler ki ortaya ki çıktı ya. Üçüncü bölgede zeminler zemin değilmiş, bodrummuş. Evet, gördüğümüzde bodrummuş. Oradaki insanlar isyan etti. Bugüne geldi. Şimdi esas arkadaşlar diğer konular hepsini konuştular. Esas iki tane bir önemli konu var. Ben onları izah etmek istiyorum. Şerefi hakkı diyorlar. Şimdi 5. katta oturanla da zemin katta oturan, bodrumda oturanın biri olur mu? Fiyatlar çok uçuktur arkadaşlar. Bak bunu iyi bilin. Ela sizin beklediğiniz ela çok düşük şey gelmiyor. Çok yüksek geliyor. Cumhurbaşkanı bile işin içinden çıkamıyor. Masada duruyor. Becerseydi, çıksaydı o günü kuraya kendisi katılıp kendi şey çekecekti. Butona kendi basacaktı. Onun için bunu düşüremedi. Fiyatlar yüksek. Şimdi diyorum ki şerefi hakkı koyulması lazım. 5. katta oturanla da 1. katta oturan biri olmaması efendim gerekiyor. Bunu mutlaka bir talep etmemiz lazım. İkincisi, başladı. Kura çekim başladı. 13-14. Acı bir gerçek şu anda Beceiş şeyi devam eder. 6 gün geçti. Bak Beceiş süreci devam ediyor. 15 günümüz kaldı. 15 gün içerisinde bu şeye de gireceğiz. Bayrama da gireceğiz. Yani oradan ya 3-4 gün ya 4 gün ya 5 gün kalacak. Bir de gidip içinde konutunu görmedin, evini görmedin ki. Acaba değişen mi, değişmeyen mi? İyi midir, kötü müdür? 3. katta olsa, 4. katta olsa gerçekten hep şeyin içinde, dağın altında birbirini görmüyor. Yani ön cephe denize manzaralı, hiç ilgisi yok. Denizi gören bir tane blok bile yok, bir tane daire bile yok. Yani deniz manzarası ben bakıyorum, çıkıyorum ya tepelere, çatıra kaçak gidiyorum. Kaçak çıkıyorum, çatıya bakıyorum şeyi görüyor, öndeki binayı görüyor. Önünü görme şansın yok. Seninki yine iyiymiş başkanım, benimkisi 1. kat seviyesinde. Kim bilir ne mece iş yapacak? 3. bölgenin binaları görüyor, Ahmet Bakan geliyor. Arkadaşlar, benim bak ben kendi şahsımı ileri atmak istemiyorum. Benim de zemin kattır. Yani 3. bölge zemin kat. Desteklemek için söylüyorum. Aynen, anladım. Anladım. Ağlayacak halımıza gülüyoruz. Gerçekten yani. Barış Başkan diyor ki benim yok ortada, hava geziyor diyor. Kimden mece iş yapacak? Hiç yok ha. O açıdan. Bu şeyde muhtarım söyledi, şey yapılması lazım. Komite 5 kişilik bir komite koyulup komitenin üstünden yürümemiz gerekiyor. Üçüncüsü de esnaf. 168 tane şu anda hak sahibi olmayan, aktif esnaflık yapan hak sahibi olamamış. Ya bu 168 kişiyi buradan bir attığını kabul et. Esnaf olmayan yerden ne toplum olur, ne ticaret olur, hiçbir şey olmaz. Bu şeydeki 1. bölgedeki çarşılarda çarşı denilen hiçbir şey yok. Dik yamaç, yani ben bak 62 yaşındayım, ben yürüyemiyorum. Yukarı çıkıyorum, aşağıya gelirken yüzü kuyulu gidiyorum. Yani yaşlı insanların gezme şansı hiç yok. 4. bölge senin bölgen herhalde başkanım. 4. bölgeye zaten yürüme şansı yok. Başkan, ya şöyle Artvin bundan şeyden daha düz. Yani kapı hepsini gezdim. Ama halkı bilgilendirmediğim için ben özür diliyorum. Neden? Çünkü içeriye giremedim. Bırakmadılar. Kapıları açmadılar. Halen daha giremedim. Kendi daireme giremedim. Beceiş yapın diyorlar. Süre başlatıyorlar. Süre başlamıştır. Beceiş süresi başlamıştır. Bayramdan sonra. Şimdi, yok şu anda başlamış. Çevre şehirciliği aradım ben. Kendim bizzat aradım. Dedi ki 15 gününüz var. 15 gününüz var. Oradaki eleman ismini de aldım. Hepsi de bende mevcuttur yani. Bakın arkadaşlar ne kadar acıdır. Beceiş süresinin başladığını sadece bundan bir ay kadar önce belediye başkanı bir canlı yayında kendisi öyle bir duyuruda bulundu ki kurayla beraber 3 haftalık Beceiş süresi başlayacak. 21 gün diye. Ya Beceiş süresi 21 bugün gün. Bugün bu konuda halk bilgilendirilmiyor.
Bugün fiyatlar belli olmaksızın hiç kimsenin Becaiş'e yanaşmayacağını, bugün oradaki çevre düzenlemeleri bitmeden, oradaki konutlar iş yerleri bitmeden hiç kimsenin mantıklı ve haklı bir Becaiş yapmayacağını, yapamayacağını öngörmeleri lazım. Evet. Başkanım. Fasiletsizlikte sınır tanımıyorlar. En hızlı yapmamız gereken en az Ekim 1'den önce bu Becaiş işinin ertelenmesi. En az yani en hızlı, en azından o kadar bir süremizin olması lazım. Kesinlikle. Peki arkadaşlar şöyle toparlayacak olursak Ahmet Başkan da yeni yerleşim yerinde mafyavari davranışlar sergileniyor halka dedi. Doğru mudur? Yani oradaki yetkililer halkı kapı dışarı atıyor, mafyavari davranıyorlar diye. Şerefiye hakkı belirlenmeli diyor bir an önce. BCH tarihi zamansız belirlendi diyor. Fiyatlar belli değil. Sonuç süreç yanlış yönetiliyor diyorsunuz. Ahmet Başkanım anladığımız kadarıyla. Peki arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bir önümüzde bir tarih belirleyelim isterseniz. Bir daha büyük halkı da katacağımız, halkla birlikte önceden yaptığımız bir miting gibi bir tarih belirleyelim ve süreci halkı da dahil edelim. İsterseniz bayramdan sonra böyle bir